Nilüş'ün inmesine az kaldı. İnşallah akıl eder de iner inmez arar. Cebinin kaybolması kötü oldu. Ara ki bulasın hanımefendiyi. Nilüfer mi? Roma'dan arıyorlar anne. İşle ilgili. Ben hemen dönüyorum. Efendim? Alo. Hiç sesin soluğun çıkmıyor. Dediğin yere gittin mi? Gittim. Bir dakika. Dinliyorum. Buldun mu elmasları? Yok. Yok, aradım. Hiçbir yerde yok. Ay pardon. Kim var yanında? Kim var yanında? Kimse değil, tanımıyorum. Elif, birine söylemedin değil mi? Yemin ederim kimseye hiçbir şey söylemedim. Anlaşmamızı unutmadın değil mi? Birine söylemedin değil mi? Ha, gerçekten kimseye söylemedim. Peki o sevgiline? Söylemedim. Hiçbir şey söylemedim. Zaten ayrıldık biz. Aferin. Zaten birine söylersen Nilüfer ölür. Ne olur Nilüfer'e bir şey yapmayın. Lütfen. Lütfen. Bakın. Elmasları bulamasam da ben parayı bulup size borcunuzu ödeyeceğim. Söz veriyorum. Lütfen Nilüfer'e dokunmayın. Alo? Alo? Orada mısınız? Alo? Elif. Buradayım efendim, efendim dinliyorum. Bu akşam 8'de Arnavutköy sahile gel. Tamam. Tamam, saat 8'de. Bekletme, giderim. Talat Bey, Elif nereye kayboldu acaba? Geliyor Zerrin Hanım. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime, titrerim gel Metin, gel. Amca kolay gelsin. Fevkalade gidiyorduk ama neşter kaydı, midesi delindi. Açmış. Boştu çünkü midesi. Düşün, mide ne muazzam bir organ ki jileti bile eritebiliyor. Ama kendi kendini eritemiyor. Çok muazzam, çok. Elif tam kıvamına geldi. Ağlayıp duruyor elmasları bulamıyorum diye. Ağlatmayalım o zaman. Yeni görevini verelim gitsin. Senin yüzünü kara çıkarmayacak inşallah. Ademoğlu canavliyle her şeyi yapar Metin. Ben çaresizlikten kendi pisliğini yiyen insanları gördüm. Merhaba. Buyurun, yürüyelim biraz.
Madem elmaslar yok, seninle yeni bir anlaşma yapmak zorunda kalacağız. Takdir edersin ki karşılığını almadan kardeşini sana teslim etmemiz mümkün değil. Ne istiyorsun benden? Kara para aklamanı. Nasıl yani? Kuryelik gibi düşün. Ne taşıyacağım? Çok kolay. Biz sana öğreteceğiz. Tek yapman gereken her zamanki gibi benim sözümden çıkmamak. Yürü. Zaten senin için çocuk oyuncağı. Yanına bir miktar para alıp Roma'ya gideceksin. Ne de olsa ikinci vatanı sayılır. Sonra o parayı kendi şirketin hesabından bize yatıracaksın. İşte bu kadar basit. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Yıllardır böyle milyarlar yıkadık babanla birlikte. Hiç zorlanmadık şimdiye kadar. Babam sizinle bu işleri mi yapıyordu? Rahmetliyle ortaktık. Yürü. Durmak yok. Güzel. Sessiz kaldığına göre teklifime evet diyorsun. Yapamam. Bu yasa dışı, ben hayatımda hiç suç işlemedim. Sen bilirsin. Sana daha fazla zaman ayıramam. Nilüfer ne olacak? Nilüfer'i gönderecek misin bana? Nilüfer ne olacak? Nilüfer ne olacak? Nilüfer ne olacak? Nilüfer! Nilüfer ne sen daha beterini yaparım. Keserim gırtlağını. Tamam, sustum. Tamam. Ah şöyle. Yola gel bakalım. Söz ne isterseniz yapacağım. Ama sakın bir daha dedim bana dokunmayın. Tamam. Perşembe sabahı. Saat tam 10'da Atatürk Havalimanı'nda ol. Dış hatlarda. Talimatlarımızı bekleyin. Tamam. Saat tam 10'da orada olacağım. Nilüfer dokunmayın lütfen. Yapamayacak. Polise bile gidebilir. Kardeşi için gitmedi. Bu sefer de gitmez. Nereden anlayacağız bunu amca? Çok tehlikeli değil mi? Bana bırak. Bakalım Elif'in ağzı gevşek mi değil mi?